Mücahit Bey. Merhabalar. Teknolojinin, internetin, sosyal medyanın gelişmesiyle eğitim şekli değişiyor mu? Evet, insanoğlunun var olmasıyla birlikte değişim kaçınılmaz bir süreç. Yani değişmeyen tek şey değişim. Ve eğitimin de en temel ögesi, en temel unsuru insan. Bu sebeple dünyadaki son gelişen teknolojik yenilikler, baş döndürücü hızla değişen yenilikler elbette eğitim sistemini, eğitim müfredatını, öğrenme şekillerini çok önemli derecede etkiledi ve bu değişimi de biz inşallah en iyi şekilde yakalayan ülkeler içerisindeyiz. Peki bu gelişimde öğretmenin rolü değişti mi bu gelişim sürecinde? Şimdi insanın en temel öğrenme biçimi insanlık tarihi boyunca okullarda gerçekleşmiştir. Elbette hayatın her alanı bir eğitim, öğretim ortamıdır, sürecidir. Ancak yol gösterici olması, ilham verici olması açısından aksine teknolojik gelişmeler eğitimle iç içe olmasına rağmen burada bana göre öğretmenin rolü azalmamış, artmıştır. Öğretmen halen eğitim-öğretim sürecindeki en ana aktördür ve en önemli aktördür. Teknoloji de bunu besleyerek çok daha üst seviyelere taşıyacaktır. Peki bu gelişmeler, öğretmenin değişmesi, sosyal medyanın, internetin gelişmesiyle birlikte öğrenciyi nasıl değiştirdi? Şimdi eskiden belki çok uzun sürelerde gerçekleşen davranış değişikliği, öğrenme stillerinin değişikliği günümüzdeki teknolojik ve hızlı gelişmeler sayesinde belki ilkokulun birinci sınıfıyla dördüncü sınıfındaki veya lise 1 ile lise son sınıftaki değişimi çok daha biz rahat gözlemlemekteyiz. Eskiden çok uzun zamanlarda gözlemlediğimiz nesiller arası fark bugün bir eğitim-öğretim döneminde bile çok hızlı değişmekte, gelişmekte ve bunu bir nesil grubunda gözlemlememiz, bir dönem grubunda gözlememiz çok daha rahat ve açık aleni bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Anladım. Peki Milli Eğitim Bakanlığı dijital çağı nasıl ayak uyduruyor? Neler yapıyor dijital çağda? Biliyorsunuz son dönemde Türkiye Cumhuriyeti'nin tarihinde en büyük pay bütçeden eğitime ayrılıyor. Yani ileri toplum ülkelerinde teknolojik altyapı olarak ne varsa artık bizim Türkiye'de en ucra köşemizde doğudan batıya, kuzeyden güneye bütün sınıflarımızda, orta öğretimde artık elektronik etkileşimli tahta dediğimiz ve bunun altyapısı elektronik bilişim ağıyla, materyal desteğiyle tüm Türkiye'de ortak bir programla, zenginleştirilmiş programla öğretmenlerimize kısa sürede etkili ve verimli bir şekilde öğrenmenin sürecini gerçekleştirecek bakanlığımız teknolojik bir altyapıyı sağlamıştır. Biliyorsunuz bu formatta öğrencilerimizin her birine tabletler dağıtılarak hem ölçme değerlendirmeyi daha hızlı ve etkin verimli bir şekilde yapmak hem de öğrenme süreçlerinin geriye dönük tekrar edilebilir durumlarını rahat sağlayabilmeleri için bu teknolojik altyapı Fatih projesi kapsamında yaklaşık öğrencilerimizin bütününü içine alan bir süreç devam etmekte ve Şişli ilçesinde de bunu en iyi şekilde uygulayanlardanız. Fatih projesi dediniz, tam da onu soracaktım. Fatih projesi Türkiye'de ve Şişli'de ne aşamada? Evet, bu tabii bir teknolojik atılım süreci, yenileşme süreci. Devletimiz ve milli eğitim bu sürecin asla gerisinde kalmadı. Gençlerin biliyorsunuz teknolojiye olan ilgisi çok daha fazla bu çağda. Ve bunu yakalayabilmek, bu değişim sürecini, bu davranış değişimini olumlu yönde etkilemekte teknolojiyi kullanmak çok önemli. İlçemizdeki bütün ortaöğretim kurumlarında, bütün dersliklerimizde etkileşimli tahtamız mevcut. Zaman kaybetmeden herhangi bir şekli, bir haritayı, bir formülize etmeyi, bir problemi öğretmenimiz hiç zaman kaybetmeden, tahtaya çizmeden, daha önceden hazırladığı eğitim programıyla, müfredatıyla hızlı bir şekilde öğrencilerimize farklı farklı yollarla daha çok örnekler göstererek bunu en iyi şekilde uyguluyoruz, takibini yapıyoruz ve zümrelerimiz bunun gelişimini sağlıyor. Peki bu e-okul teknolojisi dijital kullanımı açısından ne durumda? Bir kere bu çok güvenilebilir, test edilebilir, ölçülebilir ve arşivlenmesi açısından geriye dönüp baktığınız zaman verileri değerlendirme açısından son derece önemli. Biz burada herhangi bir okulumuzu bir tuşla basarak öğrenci sayısını, ders programını, okulumuza ait bütün istatistik verileri görebiliyoruz. Bunları dosyalayabiliyoruz.
çıktılarını alabiliyoruz ve elektronik ortamda saklayabiliyoruz. Ve bir bütünsellik var. Tüm okullarımız bu sistem üzerinde hem kontrol edilebilir, hem kendi bilgilerini test edilebilir ve aynı zamanda bir birliktelik sağlayarak gerek ilçe çapında, il çapında, Türkiye çapında e-devlet modelini en iyi şekilde uygulayan Milli Eğitim Bakanlığımızın e-okul sistemi ve e-okulun dışında bakanlığımızın bütün planlama, programlama ve diğer istatistik veri çalışmaları farklı modüller altında değerlendirmekte ve anlık veri ulaşımı sağlanmaktadır. Peki gelecekte eğitim nasıl olacak? Hani sınavlar kalkacak mı, uzaktan mı olacak? Hani ders işleme sistemi ne durumda değişecek? Bunun gibi. Gelecekte nasıl olacak bu durum? Şimdi insan sosyal bir varlık. Elbette etkileşim içerisinde olacak. Elbette değişim içerisinde olacak. Ama öğretmen-öğrenci ilişkisi, insani değerler hiçbir zaman vazgeçilmez olacaktır. Ama elbette biz bu süreç içerisinde teknolojinin bütün nimetlerini ve dünyadaki artı eksi yöndeki farklılıkları da, olumsuzlukları da en aza indirerek dünyanın neresinde ilimle ilgili şey varsa rahat bir şekilde alabilmeyi, değerlendirebilmeyi, öğrencilerimize sunabilmeyi, belki de bazen mekansal boyut düşünmeden elektronik ortamda ortak sınıflar oluşturarak çok farklı sistemler geliştirilebilir. Aynı zamanda çok daha hızlı, çok daha güvenilebilir ölçme değerlendirme teknikleri kullanılarak çok daha rahat geri dönükler alarak, eksiklikler ortaya çıkarak, uluslararası, ulusal sınavlar zaten bu çapta bunların denemesi başladı. Bunların daha fazla artarak olmasını ve dünyanın dört bir yanındaki belki kültürlerle, milletlerle iletişim daha çabuk, daha rahat sağlanabilerek daha zengin bir eğitim içeriğiyle daha farklı ve daha donanımlı bir nesil inşallah ortaya çıkacaktır. Anladım. Peki sosyal medya ve interaktif iletişimin bu kadar artması öğrenci ve öğretmen arasındaki ilişkiyi nasıl etkileyecek? Yani mesela şimdi şöyle bir durum var. Öğretmenlerin sınıfta fotoğraf çekip sosyal medyada yayınlama için izin alması gerekecekmiş. Hani böyle bir durum var. Böyle haberler çıkıyor. Bunun elbette her türlü gelişen yeni teknolojik gelişmeler beraberinde olumlu veya olumsuz olayları, olguları birlikte getirebilirler. Trafik kazasında binlerce canı kaybediyoruz. Belki binlerce insanımız sakat kalıyor ama biz arabadan, otomobilden vazgeçemeyiz. Bunun da bir kültürü var. Yani kuralları var. Riayet edildiği zaman olumlu yöndeki pekiştirecekleri artacaktır. Ve bunu bu yönle kanalize edeceğiz. Sosyal medyanın duyduğumuz, yaşadığımız olumsuz yönleri var. Ama buna duyarsız kalmamız, buna kapalı kalmamız mümkün değil. Ama bu da bir süreç işi, bir kültür işi. Yine bunun yolu, yine bunun başı eğitim. Eğitim yoluyla, anlayış yoluyla, karşılıklı sevgi, saygı yoluyla bu tür olumsuzlukları aşabiliriz. Rahat iletişim kurabilme, kendini ifade edebilme, özgüven adına da sosyal medyanın öğretmenle öğrenci ilişkisi arasında ve öğretmenimizin öğrenciyi daha iyi tanıması açısından son derece anlamlı olduğunu düşünüyorum. Bunun da olumlu yönde eğitim-öğretim sürecine katkı getireceğini bekliyorum. Tablet dağıtımı, okullardaki internete ulaşımı ne durumda? Bununla ilgili projeleriniz nelerdir? Şimdi Şişli'deki bütün ortaöğretim kurumlarımızın bütün dersliklerinde, laboratuvarlarında, okul yöneticilerimizin uygun görüldüğü alanlarda etkileşimli tahtamız mevcut. Aktif bir internet ağımız var. Tüm tahtalarımız aktif olarak devam etmekte. Biz bunu geçen yıldan itibaren bütün sınıflarımızda kullanıyoruz. Tablet dağıtımıyla da ilgili sürecimiz devam etmekte. Evet. İnternet ulaşımı bütün okullarımızda, bütün birimlerimizde öğretmenlerimiz aktif olarak interneti ücretsiz bir şekilde okulun desteğiyle kullanabilmekte. Bununla ilgili değişim, gelişim için projeleriniz var mı? Bununla ilgili bilişim teknolojili öğretmenlerimizin ve zümre öğretmenlerimizin ortak çalışmalarıyla birlikte her sene, sene başında ve sene sonunda yaptıkları toplantılarla çeşitli kaynaklardan öğretim materyallerinin güçlendirilmesi, görsel materyallerin güçlendirilmesiyle ilgili kendi özel yaptığı çalışmalar var. Biz de bunlara destek oluyoruz. Zaten bakanlığımızın sürekli olarak eğitim teknolojilerindeki müfredat desteğiyle birlikte biz de yerel desteği sağlayarak zengin bir program oluşturmaktayız. Anladım. Peki Şişli Milli Eğitim Müdürü olarak siz teknolojiyi, sosyal medyayı nasıl kullanıyorsunuz? Biz değişime duyarsız,
bir haber olamayız. Bu sebeple gerek Twitter'dan, gerek Facebook'tan, gerek çeşitli iletişim kanallarıyla hem ilçe Milli Eğitim Müdürlüğü olarak hem bireysel şahsımız olarak öğrencilerimizle, öğretmenlerimizle, yöneticilerimizle, paydaşlarımızla, velilerimizle bu sistemi aktif olarak kullanıyoruz. Kullanmakla birlikte buna hemen en kısa sürede de dönüş sağlıyoruz ve buna bazen velilerimiz özellikle de inanamıyorlar. Gerçekten böyle bir şey oldu mu? Evet. Türkiye bu değişimi yakaladı. Eğitim de bunda öncü. Biz yarınlar adına daha çok daha ümitliyiz. Anladım. Sorularımıza cevap verdiğiniz için biz size dijital aktif olarak çok teşekkür ederiz. Biz de çok teşekkür ediyoruz. Tekrardan görüşmek üzere.